Herkese iyi geceler. Ben Mete Coşkun. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo Mavili takım bugün tam anlamıyla bir transfer fırtınası estirdi. Hatta fırtınadan da ziyade bir kasırgaya dönüştü. 3 tane bomba transfer tamamladı. Bu detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak öncelikle A milli takımımızdan bahsetmek istiyorum. A milli takımımız yarın Portekiz'le Euro 2024 F grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Eğer kazanırsak son 16'ya kalmayı başaracağız, garantileyeceğiz. Eğer berabere kalırsak da yine büyük bir avantaj elde edeceğiz. Ben şahsen A milli takımımızın yarın Portekiz'i yeneceğini, en azından puan alacağını söyleyebilirim. Böyle düşünüyorum. Bu fikirdeyim. Evet, Portekiz yıldızlar topluluğu olabilir. Portekiz'de dünya çapında futbolcular olabilir. Ancak bizim Montella komutasındaki ay yıldızı takımımızın inancı, isteği tam. Biz A milli takımımıza güveniyoruz. Bizim de Arda'mız, Barış Alper'imiz, Hakan Çalhanoğlu'muz, Mert'imiz ve 11 tane aslan gibi futbolcumuz var. Yarın Portekiz'i yenerek son 6'ya kalacağımızı ben şahsi fikrim bu yönde düşünüyorum. Milli takımımıza yarınki Portekiz maçında yine taraftarımızın muhteşem desteğiyle başarılar diliyorum. Yarın kazanarak son 6'ya kalmayı umut ediyorum. Ben milli takımımıza güveniyor ve inanıyorum aslında. Ve milli takımımızın Portekiz'i yeneceğini düşünüyorum. Geçelim Trabzonspor'a. Trabzonspor dediğimiz gibi transfer döneminin yıldızı. Şu ana kadar zaten 4 futbolcuyla anlaşmıştı bugüne kadar. Glasgow Rangers'tan ayrılan sol bek Barisic, orta saha Lundstram, yine geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da forma giyen 24 yaşındaki Rumen forvet Draguş Standard Liège'den alındı. Ve son olarak da taraftarın beklediği Nwakaeme, 35 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Trabzonspor'a katılmıştı. Bordo Maviller Şubat ayından bu yana transfer için harıl harıl çalışıyor. Başkan Ertuğrul Doğan yönetimindeki, önderliğindeki Bordo Mavili kurmaylar bugün de 3 bomba birden patlattı. Cihan Çanak. Oradan başlayalım. Dragoş'u Standart Liège'den renklerine bağlayan Karadeniz devi yine aynı takımdan, Belçika ekibinden Cihan Çanak'la da her konuda anlaştı. 19 yaşındaki sol kanat Trabzon kökenli, zaten sosyal medyada sadece Trabzonspor'u takip etmesiyle dikkat çekmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlar da Cihan için devreye girse de hem ailesi hem kendisi net bir ifadeyle Trabzonspor'da oynamak istediğini belirterek Trabzonspor'u tercih etti. Fırtına Cihan için, 19 yaşındaki sol kanat için Standard Liège'e 2 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek ve bonuslarla beraber garanti olarak da bonus olarak 750 bin euro verecek. Bu ödemelerin 3 taksit halinde yapılmasını bekliyoruz. Cihan Çanak, Bordo Mavili renklere kendini bağlayan 3+1 yıllık imzayı zaten attı. Cihan Çanak Standard Liège'in en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Toplamda 70 maça çıktı Standart'la. Bu periyotta 1 gol 5 asist yaptı. Uzun zamandır takip ediliyordu. Bordo Maviller tam 2 aylık uğraşın ardından Cihan Çanak transferinde mutlu sona ulaştı. Cihan Çanak Karadeniz devine hayırlı olsun. Allah sakatlık vermeden başarılı sezonlar diliyoruz kendisine. 3+1 yıllık resmi imzayı atmış durumda. Aslında Standard Liège kapıyı çok yükseklerden, 6 milyon eurolardan açmış, 4 milyon euroya inmişti. Ancak Trabzonspor bu transferi 2 milyon euro artı 750 bin euro bonservisle bitirmesi bir başarıdır. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimini tebrik edelim. İkinci bomba isim Ozan Tufan. Gerçekten gündemde birçok futbolcu vardı ancak Ozan ismi bugün bomba gibi gündeme düştü ve bu transferde artık bitti. Hull City'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha. Daha önce Fenerbahçe, Bursaspor, Alanyaspor, Watford gibi takımlarda ve A milli takımımızda başarılı bir şekilde görev yapan Ozan Tufan artık önümüzdeki sezon Bordo Mavili formayı terletecek. Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi vardı. Trabzonspor'la masaya oturdu. Abdullah Avcı'nın istediği bir isimdi. Ve Bordo Mavililere 3+1 yıllık anlaşmaya prensipte evet dedi. Tecrübeli orta saha oyuncusu. Ardından Başkan Ertuğrul Doğan devreye girdi. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile masaya oturdu. Ve kısa bir pazarlıktan sonra Ozan Tufan Trabzonspor'a kazandırılmış oldu. Championship ekibiyle ekibinde başarılı işler yaptı. Fenerbahçe'den 182 maçta 21 gol atıp 24 asist yaptığı Fenerbahçe'den Hull City'ye gitmişti. Burada da 84 maçta 18 gol attı, 2 asist yaptı. Hull City'nin en önemli ayaklarından bir tanesiydi, kaptanıydı ve Ozan Tufan da artık önümüzdeki sezon Karadeniz Devi'nin başarısı için ter dökecek. Burada tabi Abdülkadir Ömür'ün geçtiğimiz sezonun devre arasında Hull City'ye gitmesi, kurulan iyi ilişkiler bu transferde etken olmuştur. Ozan Tufan Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. 29 yaşındaki orta saha Trabzonspor'da önemli işlere imza atacaktır. Gelelim Gigot ismine. Bordo Mavililer bu dönem stopere en az 2, benim beklentim 3 transfer yönünde yapacaklar. Burada tabi yabancı kontenjanı da devreye girdiği için duruma bağlı olarak en az 2 futbolcuyu alacak. Bunlardan bir tanesi Gigot oldu. Yine uzun zamandır Karadeniz Devi'nin almaya uğraştığı 30 yaşındaki Fransız stoper, bugün stoperin transferi bugün tamamlanmış oldu. Marsilya ilk temaslarda 8 milyon euro istemiş. Ardından pazarlıklar sonucu 6 milyon euroya inmişti. Hatta bu transfer için dün gelen haberler olumsuz yöndeydi. Ancak bugün Marsilya evet dedi. Trabzonspor'un bu transfer için 2,5 ya da 3 milyon euro bandında bir bonservis ödemesini bekliyoruz. Çünkü Gigot ismi, Gigot'un Marsilya ile Fransız ekibiyle 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Marsilya'da çıktı, 66 maçta 5 gol 2 asist üreten Gigot'un da önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giymesi artık kesinleşti. Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gözüken bu futbolcunun da transfer edilmesi Abdullah Avcı'nın özel isteğiyle oldu, ısrarıyla oldu daha doğrusu. Geldi gittili bir transfer oldu. Masadan zaman zaman Trabzonspor kalktı. Zaman zaman başka pürüzler devreye girdi. Ancak sonunda Marsilya tamam dedi. Futbolcularla da görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Lig 1'de sadece 21 maçta oynaması, bu periyotta da 3 gol atması sonrası aslında Gigot'un da Marsilya'dan ayrılmak istediğini, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini biliyorduk. Trabzonspor'a hayırlı olsun Gigot ismi. Stoper'de önemli işlere imza atacaktır. Takımı abilik de yapabilir. Son derece kaliteli bir isim. Spartak Moskova, Marsilya, Genk gibi takımlarda forma giymiş olan bu futbolcu aslında CSK Moskova'da oynarken de 2022 yılının devre arasında Bordo Mavilerinin gündemine gelmiş. O dönem Marsilya'yı tercih etmişti. Fransız ekibi 500 bin euroya Gigot'u renklerine bağlamıştı. Ancak geçen yıllar sonra Gigot Bordo Mavili takıma kazandırılmış oldu. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Gelelim videomuzu özetlersek. Tabii ki bu arada Muhammed Çem için de artık Bordo Mavililer geri sayıma geçmiş durumda. Clermont'ta Bordo Mavililerin teklifini çok büyük oranda kabul etti. Futbolcu gelmeye hazır. 23 yaşındaki Avustralya 10 numarında yakın bir zamanda Trabzonspor'a katılmasını bekliyoruz. Videomuzu özetlersek Trabzonspor bugün transfer kasırgası estirdi. Önce Cihan Çanak, uzun zamandır transfer edilmeye çalışan 19 yaşındaki sol bekin olumlu haberi geldi. Ardından Ozan Tufan bombası patladı. Ozan Bordo Mavililere 3+1 yılını evet dedi. Başkan Ertuğrul Doğan Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşme sonrası İngiliz Championship ekibiyle bu transferi kabul etti. Ve son olarak da Gigot ismi, Marsilya'nın 30 yaşındaki Fransız stoperi de Bordo Mavili renklere kazandırılmış oldu. 3 transferde hayırlı olsun diyelim. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.